Polat Güler, Antalya Genç Spor Yönetimi Başkanı çalışıyor. Aykut Sakoğlu, Turizm Sahili Azal. Denizciler Spor Kulübü Başkanıyım. Bülent Marcoş, Türkiye Kürek Federasyonu temsilcisi. Beklentiler veya şikayetler veya serzenişler veya öneriler. Her türlü talep geliyor. Faaliyet, aktivite veya spor dalı hepsi olarak da tarif edebiliriz. Antalya'da oldukça yaygınlaşıyor. Ama yaygınlaştıkça da bir uygulama beraberinde bazı sorunları da getirebiliyor. İlgili tüm paydaşlarla değerlendirerek kural koyma ihtiyacını getiriyor. Ve denizci bir kent olacak olan Antalya için bu tür deniz sporlarının yaygınlaşması da son derece önemli. Desteklenmek mümkün değil. Çok yoğun kullanılan Konya altı plajında kullanım esnasında özellikle bizim koruma altındaki hem falezlerin hem de Akdeniz fokları yaşam alanları ile ilgili bu sefer bir takım sıkıntılar oluyor. Tüm bunları dikkate aldığımızda bununla ilgili bir durum değerlendirmesine ihtiyaç duyduk. Sorunların, çözümlerin ve önerilerin mutlaka ele alınması ihtiyacını duyduk. Bunun için bir araya geldik. Sürekli çıkıyorlar ve durum kontrolsüz bir şekilde çıkılıyor. Bunun için de federasyon bir çalışma, aslında bir talimat yayınladı. Çok bir geçmiş de yok. 4-5 yıl içerisinde, fakat ben buna çok, yani gerçekten çok şanssız olduğumuzu düşünüyorum. Falezlerin oraya girmemeleri lazım. Kesinlikle girmemeleri lazım. Orada çok ciddi bir şekilde üretilmeye başladı. Büyük bir pazar var. Bu konuda biz talimatı o şekilde istedik. Fakat nereden çıkardılar, nasıl çıkardılar? Şimdi biz mevzuat olarak anladığım kadarıyla söylüyoruz. Tek talimattan temelinde zaten bir organizasyon, ister sportif aktivite olsun, ister bireysel rekreasyon, yani belediyenin, turizm ilin bir parkur ilan eder, koordinatları bellidir, o noktadan çıkar. Bu noktaya birden fazla yer verilir, verilmez, bilinmez. Kimi denetleyeceğiz, hangi noktayı ve neyi? Bunun da kriterleri belli. Ticari ünvan olacak, ister şu, ister limite, yönetmelikte var olan kriterleri yerine getirecek. Stand-up paddle sporuyla alakalı, özellikle altını çiziyorum, sporu dediğimiz anda aslında işin turizmle çok bir alakası yok. Biz spor kulübü olarak bunu gençlere bu sporu öğretmek, yaygınlaştırmak, daha hızlı nasıl gidebilirler, daha doğru teknikle bu işi nasıl yapabilirler tarafındayız. Bu spora yönlendirmemiz gerekiyor. Bu da işin ikinci mevcut durum analizi. Şimdi bir şeyin taşıma kapasitesi var. Yani bir bölgenin bir taşıma kapasitesi var. Biz bunun aynısını Adrasan'da yaşadık yani teknelerde. Evet. Yani bunun benzeri, şimdi siz 300 tane saydıklıyorsunuz. Bugün sonra 1000 olacak, 2000 olacak, 5000 olacak belki. Olacak. Bilmiyoruz. Yani eğer böyle bir koridor belirlenecekse ve bunu belediye bilet kesme şeklinde yapacaksa bunun rezervasyonu olması lazım ve günlük kapasitesinin olması lazım.